Arkadaşlar merhaba. Bir ses sistemi var. Normal bildiğiniz basit bir ses sistemi. Şimdi iki parçadan oluşuyor. İşte bilgilerine bakarsak 2.0 ses sistemi, güç kaynağı AC220 diyor. İsmi AVIC diye bir şey, model. Şimdi şöyle bir besleme kablosu var, 220 volt. Bir tane de bilgisayara da cep telefonuna takılacak olan jack'ı var. Şimdi en basitten zora doğru gidelim. Şu basit olan hoparlörü bir açalım içine. İçinde neler var? Kablo kopuk mu bakalım. Paslı bir bölgede, daha doğrusu rutubetli bir bölgede olduğu belli. Yani nemde kalmış, bekletilmiş bir yerde. Vidalardaki pası görüyorsunuz. Böyle kontrollü bir şekilde çıkarıyorum. İki vida daha düştü. Kontrollü bir şekilde döktüm. Şöyle kenara ayırdım. Görüyorsunuz. İkinci kolonda her zaman olduğu gibi sadece hoparlör var. Kablosunun şu an sağlam olduğunu görüyorum. Elinizde 9 voltluk bir pil varsa, bitmiş olursa daha iyi olur. Ya da 1.5 voltluk pille şey yapabilirsiniz. Böyle bir enerji verirsiniz. Hoparlör sağlam mı değil mi diye. Bakın sesi dinleyin. Hoparlörden ses geliyor. Hoparlörün, ikinci kolonun hoparlörünün sağlam olduğunu gözlemliyoruz burada. Şimdi geçelim birinci ve ana hoparlöre. Ses sistemi amfisi burada. Şurada 1, 2, 3, 4 tane vida yeri var. Şurada bir kızak yeri var. Bu herhalde bir ayağı vardı bunun. Şu şekilde ayağa takıyorsunuz. Ayakta dik durmasını sağlıyor. Şurada volüm işareti var. Sesini buradan açıp kapatıyorsunuz. Burada yine kulaklık girişi var. Burada da on off düğmesi mevcut. Şimdi bunu sökelim. Şöyle dikkatli bir şekilde açıyorum. Bayağı bir oksitlenme var içeride. Aynı kolon testini bir tane pil yardımıyla ve bir kablo yardımıyla şu hoparlörü de yapıyorum. Şöyle. Evet, bundan da ses geliyor. Hoparlörlerimin sağlam olduğunu görüyorum. Şimdi arkadaşlar, sistemi de takip edecek olursak şöyle ilk izlenimleri de göstereyim size. Devre iki kısımdan oluşuyor. Çok basit bir yapısı var. Muhtemelen şurası 220 voltun, alternatif 220 voltun doğru akıma çevrilmiş hali. Sistem 5 voltta çalışıyorsa DC 5 volt, 12 voltta çalışıyorsa DC 12 volt, 9 voltta çalışıyorsa DC 9 voltluk bir neyi var burada? Adaptör devresi var. Buradan aldığı enerjiyle bakın şu kırmızı ve siyah kablolar. Kırmızı artı, siyah da eksi. Kondansatörün üzerinde ne yazdığını okumaya çalışayım. 10 volt yazdığına göre bu en fazla 7-8 voltluk bir şey, adaptör devresi. Kondansatörde 10 volt olduğuna göre çıkış 10 volttan daha düşük olacaktır. Bu tarafı ne yapıyor? Besliyor. Bu tarafta da şu entegre var, şurada bir tane. Muhtemelen kolonlardan birine bir entegre besliyor, diğerine diğer entegre besliyor. Yani bir amplifikatör bu ikisi. Şunun üstünde bayağı bir erime işaretleri var. Bunlar bozuk olabilir. Biraz da oksitlenmiş, kirli bir şekilde. Bu devre kısmı. Şimdi yapacağımız işlem enerji kablosunun takibini yapmak. Yani şu 220 voltluk fiş buraya kadar sağ salim bir şekilde geliyor mu? Onu buraya tutan bir tane yıldız vidam var. Şöyle söküp onu bir rahatlatalım devreyi. Çalışma masamızın üstüne alalım. Açalım. Sizler de daha rahat görün. Şu motorları da şöyle kenara alalım. Şu 220 volt. Bir cihaz bozulduğunda ilk önce enerji kaynağına bakacaksınız. Enerji kaynağı çıkış veriyor mu? Veriyorsa cihaza giren enerji kablosuna bakacaksınız arkadaşlar. Şu amplifikatör devresini de şöyle ayıralım. Bir vida da onu tutuyor. Şu alt kasayla şu an bir işimiz kalmadı. Şöyle tutalım. Çok basit bir devremiz var burada. Şimdi şuna bakacağız. 220 volt girişi bu.
Bu kablo sağlanma. Onun için de mutlaka elektrikle uğraşın. Herkesin evinde bir tane şöyle 15-20 liralık bir ölçü aleti olursa çok iyi olur. Bunu kısa devre konumuna alıyoruz. Kısa devre konumunda sesi duyuyorsunuz. Ötüyor. Şöyle yapıyoruz. Ölçü aletinin bir ucunu fişin bir ucuna, diğer ucunu da arkadaşlar devredeki kabloyu tutuyoruz. Bakın öttü. Diğerinde ötmedi. Ki olması gereken buydu. İletim yollarından biri sağlam. Diğerine geçiyorum şimdi. Diğeri de öttü. O da sağlam. Cihazımız buraya kadar sağlam. Şimdi yapacağımız işlem şu çıkışta bir voltaj değeri, DC volt ölçebiliyor muyuz? Ona bakacağız. Şimdi fişi takıyorum prize. Buradan sonrasını kontrolü yapacaksınız arkadaşlar. Devrenin bu kablonun giriş kısmında yüksek gerilimi olduğunu, yani 220 volt olduğunu unutmayın. Zaten şuradan çizgiyle de bölmüşler. Bu tarafında da DC düşük voltaj bölümü var. O kısmını inceleyeceğiz. Şu şekilde kontrollü bir şekilde bırakıyorum. Siz de dikkatli olun. Bu arada şuradan bir kere daha basalım. Hiçbir tepki yok şu an. Hiçbir led ışık göstergesi de yok. O da ilginç zaten. Şimdi önce 220 volt buraya geliyor mu ona bakacağım. Ölçü aletimi alternatif akım kısmını alıyorum. Alternatif gerilim pardon. 750 volt'u aldım. Çünkü 220 volt var prizde. Burada 200 volt var. Şimdi burayı ölçüyorum. Evet 220 geldi. Sonra çıkışı alıyorum. DC 20'yi aldım. 20 volt olacağını tahmin ediyorum çünkü burada. Evet 5 voltluk bir çıkış var arkadaşlar. 4.68 volt var. Zaten bunu ilk görünce bir şarj aletini, bu cep telefonu şarj aletlerini çok söktük ya, onun içine benzediğini görüyorum. Ondan sonra bu tarafta ne yaptı? Buraya kadar enerji geldi. Şimdi buraya kadar enerjinin geldiğini gözlemledik. Şuradan bir giriş yaptı. Şuradan bir ses geldi. Şuradan elimdeki paraziti alıyor bakın arkadaşlar. Bak birinde diğer hoparlör ötüyor. Diğerinde ise diğer entegre de bu. Yani her iki çıkışın da arkadaşlar şeyi var burada. Bir adet entegresi var. Biliyorsunuz. Acaba bunu taksam çalışır mı? Hiç onu da test etmedik. Şöyle bilgisayara bir bağlayayım onu. Bir tane müzik açalım. Evet arkadaşlar cihazı söktük ve çalıştığını gördük ama öncesinde çalışmamıştı. Demek ki bir temassızlık var. Ama tamir videosu diye başladık ama bir söküm videosu olmuş olsun. İki kolonluk bir hoparlörü sökmüş olduk. İçinde olması gereken zaten bunlardı. Şuradan akıllı usluca bir enerjiyi keseyim. Tekrar anlatacaklarıma devam edeyim. İki kolondan ikincisinde sadece hoparlör olduğunu söyledik ve bunu gözlemledik. Şimdi bu hoparlörü kapatalım burada. Cihazda bir led ışık yok. Bir led ışık bağlayalım değil mi biz buna? En azından bir faydamız olsun. Madem söktük bu kadar. Buraya led ışığı nasıl bağlayacağız? Butondan sonra yani iki yere bağlayabilirsiniz. Bir adaptör çıkışına hiç butonu kullanmadan yani enerji geldiğinde direkt çalışır. Bir tane de şeyden sonra anahtardan sonra elektrik geçtiğini anlayabilirsiniz. 6 voltluk bir enerji vardı. Ledlerimiz 2 volt olduğuna göre 4 voltu üstünde harcayacak bir direnç lazım. Bize 330 ohmla 1K arasındaki bir direnç işimizi görür. Şimdi bunu topladık. Buradaki kablolarımız da bu şekilde. Şimdi burada dediğim gibi ne var? 2 tane entegremiz var. Bunlar da neymiş bakalım. Tanıdık bir şeylerdir de şimdi okunmuyor tam. Fotoğrafını çeker eklerim oraya. 2 tane stereo olduğu için biri bir kanalın yükseltici amplifikatör entegresi.
Bir tane sesi ayarlayan potansiyometremiz var. Bir tane anahtarımız, bir tane de kondansatörümüz var. 16 voltluk. Bir tane de kulaklık çıkışımız var. Şu an her şey yolunda gibi. Şunu bir silip temizleriz. Oksitlenmiş biraz.